Önceki videolarda herhangi bir miktar için toplam gelire ulaştığımıza ve bunu cebirsel olarak ifade edebildiğimize göre bu noktalardan herhangi birinde marjinal gelir ne olur onu bulmaya çalışalım. Marjinal gelir nedir? Miktarda belli bir değişme olunca toplam gelir ne kadar değişiyor? Marjinal gelir bunun ölçütü. Sonra bunu kullanarak tekelimizdeki bu karı ona göre optimize edebiliyoruz. Bunu hesap makinesi kullanmadan yapmaya çalışacağım. Aslında hesap makinesi kullansam daha kolay olurdu. Çünkü bu eğrinin her noktadaki eğimlerini bulmaya çalışacağım. Ama cebirsel olarak yapacağım bu işi. Belki sonra hesap makinesiyle hesaplamaya geçtiğimizde ne yapmamız gerektiğine dair ipuçları verir. İlk olarak ilk eğimi bulacağım. Yani buradaki eğimi. Bu noktadaki eğimi bulmanın en iyi yolu şu soruyu sormak. Miktarda çok küçük bir değişme olursa toplam gelirim ne kadar değişir? Diğer eğimlerin yaklaşık değerlerine biraz daha kolay ulaşmak için şöyle düşünelim. Eğer miktar sıfırsa toplam gelirim de sıfırdır. Bu kolaydı. Şimdi miktarı çok çok azıcık arttırsam, mesela 0,001 olsun diyelim, toplam gelirim ne olur? Bu grafikte bakabilir ve fiyat çarpı miktardan elde ettiğimiz bu ifadeyi kullanabiliriz. Ve şu sonuca ulaşırız hesap makinemi çıkarttım. Eğer miktar 0,001 ise toplam gelirimiz eşittir eksi... Ah makine kapanmış. Toplam gelir eşittir eksi 0,001'in karesi. Bu kısmı yaptık şimdi. Artı 6 çarpı 0,001. Bu bize toplam geliri verecek. Demek ki 0,005900 99'muş. Bu 9'lar böyle uzayıp gideceği için buraya 0,00599 yazıyorum. Şimdi buradan tam bu noktadaki marjinal geliri bulabiliriz. Daha doğrusu çok isabetli bir şekilde tahmin edebiliriz. Miktarımızdaki değişim 0,001. Bu miktardaki değişim Gelirdeki değişim ise 0,00599. Şimdi bunları birbirine böleceğiz. 0,00599'u payı, yani toplam gelirdeki değişimi, miktardaki değişime böleceğiz. Bölü 0,001. 5,999 etti. Bunu daha da küçük sayılarla denediğinizde, mesela 0, 00000001 ile denediğinizde virgülden önceki hane yine 5 çıkar ama virgülden sonra da daha fazla 9 olur. Yani değişim 0'a ne kadar yakınsa, yani ne kadar küçükse aslına bakarsanız kalkülüsle yaptığımızda bu. Bu değişimi oldukça küçük kılmaya çalışıyoruz. Bu sayı en nihayetinde 6 olur. Bu noktadaki marjinal gelirimiz 6'dır. Buraya bu talep eğrisine marjinal gelir değerlerini de işlemek istiyorum. Talep eğrisini de içeren bu grafiğe daha doğrusu miktar sıfırken marjinal gelir. Miktarı çok çok az arttırınca toplam gelirdeki değişim 6 oluyor değil mi? Öyleyse işliyorum. Buraya işledim bile. Bu gayet mantıklı. Piyasanın marjinal faydası tam bu noktada 6. Yani eğer bir damla portakal suyu satacak olsaydık Ha yok canım portakal satıyoruz. Portakal suyu nereden çıktı? Şöyle diyeyim. Bir kilonun milyonda biri kadar portakal satacak olsaydık milyonda bir kiloluk bu miktarın kilosunu yaklaşık 6 liraya satıyor olacaktık. Çünkü bu ilk portakal zerresinin piyasadaki marjinal faydası bu. Dolayısıyla oldukça mantıklı. Şimdi gelelim diğer noktalardaki eğimlere. Bunları yaklaşık olarak belirleyeceğim. Bu yolla da hesaplayabilirim ama ben tahmin edeceğim. Diğer noktalar için yaklaşık değerler bulacağım. Tam buradaki eğimi bulmak için miktarın 1'e eşit olduğu bu noktadaki eğim şöyle bir şey olacak. Bu iki nokta arasındaki eğimi bularak bu eğimin yaklaşık değerine ulaşacağım. Tahmini bir değer bulacağım. Üstelik epey de isabetli bir tahmin olacak. Çok iyi bir tahmin olduğunu daha sonra da kalkülüsü hesaplayarak da göstereceğim. Ama şimdi bu iki nokta arasındaki eğimi kullanarak yaklaşık bir değer bulacağım. Bu iki nokta arasında miktardaki değişim 2. Toplam, toplam gelirdeki değişim ise 8. Toplam gelirdeki değişim 8. 2 birim ürettiğimizde daha doğrusu 2000 kilo ürettiğimizde toplam gelirimiz 8000 lira oluyor. Toplam gelirdeki 8 birimlik değişimi aslında 8000 demem lazım daha doğru. Bunu miktardaki 2000 kiloluk değişime bölüyoruz. Yani bu noktadaki marjinal gelirimiz 8 bölü 2 veya 8000 bölü 2000. O da kilo başına 4 lira ediyor. Demek ki miktar 1 iken marjinal gelirimiz kilo başına 4 lira oluyormuş. Kilo başına 4 lira yani burası. Şimdi miktar 2 iken marjinal gelir ne olacak ona bakalım. Bunun için de bu iki nokta arasındaki doğrunun eğimini bulacağım. Aslında bulmak istediğimiz bu doğrunun eğimi. Fakat bu iki nokta arasındaki doğrunun eğimi de bayağı yaklaşık bir sonuç verecek. Hatta neredeyse tam olarak aynı sayıyı verecek. Bunu bu bir parabol olduğu için yapabiliyoruz. Her neyse bayağı kolay. Yine miktardaki değişim 2'ye eşit. Ve toplam gelirdeki değişim, toplam gelirdeki değişimimiz 5'ten 9'a çıktığımıza göre dördüncü geçen videoda 9 burasıydı. Ya da şöyle diyelim 4000 lira bölü 2000 kilo eşittir 2 lira bölü kilo. Yani buradaki marjinal gelirimiz miktar 2'ye eşitken kilo başına 2 lira oluyor. Tam bu noktada satacağımız milyonda 1 kilo portakalın 1 kilosundan elde edeceğimiz toplam gelirin 2 lira artması anlamına geliyor. Şimdi bir noktaya daha bakalım. Neden sadece bir noktaya daha bakmak istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Diyelim ki buraya çıkıyoruz ve buradaki marjinal geliri bulmaya çalışıyoruz. Yani bu noktadaki eğim nedir sorusunu soruyoruz. Miktarı çok az arttırırsak elde ettiğimiz gelirde ne gibi bir artış olur diye merak ediyoruz. Kalkülüs terminolojisinde burası bir maksimum noktası. Buradaki eğim sıfır. Bu iki nokta arasındaki eğimin sıfır olmasından da tahmin edilebiliyor. Miktarda belli bir değişim var ama toplam gelir bu noktada hiç değişmiyor. Burada eğim sıfırın birazcık üstünde ama bu noktada eğim sıfır. Bu noktanın biraz sağında eğim negatif oluyor ama tam bu noktada marjinal gelirimiz sıfır. Demek ki miktarımız 3000 kiloyken marjinal gelirimiz sıfır oluyor. Ve bu noktada marjinal gelir negatif değerler almaya başlıyor. Bu bölgede marjinal gelirin değeri eksi yönde sürekli artıyor. Ama burada çok ilginç bir şey var. Marjinal gelir eğrimizi, daha doğrusu bu örnekte doğrumuzu çizdiğimizde talep eğrisinden iki kat dik bir doğru elde ediyoruz ve bunu genelleştirebiliyoruz. Eğer tekelcinin talep eğrisi buradaki gibi doğrusalsa, yani bir doğru olarak tanımlanıyorsa, marjinal gelir eğrisi de aynı şekilde aşağı eğimli bir doğru olur ve eğimi talep eğrisinin eğiminin iki katıdır. Bakın, bunun eğimi eksi 1'dir. Bununki ise eksi 2 çıktı. Miktardaki her artışta fiyat 2 azalıyor. Miktar arttı, fiyat 2 azaldı. Miktar arttı, fiyat 2 azaldı. Bu marjinal gelir eğrisi. Bir sürü cebir işlemine, matematik hesabına kaptırdık gidiyoruz. Şöyle bir hatırlayalım. Marjinal gelir bize ne anlatıyordu? Bu talep eğrisiydi bize herhangi bir fiyat seviyesinde talep edilen miktarı anlatıyordu. Veya herhangi bir miktar için marjinal gelir artışını gösteriyordu. Ya da belli bir miktarın satılabileceği fiyat seviyesini anlatıyordu. Bunu kullanarak miktara bağlı toplam gelir fonksiyonunu bulabildik. Toplam geliri kullanarak da şu soruyu sorduk. Bu miktarların herhangi birini birazcık arttıracak olursak, miktarı çok azıcık arttırırsak gelirimiz ne kadar artıyor? Sonra tabii miktarı arttırmaya devam ettik. Bu sırada gelirimiz elde ettiğimiz marjinal gelir marjinal maliyetimizden daha büyüktü. Buna da bir sonraki videoda gireceğim. Bu videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Görüşmek üzere.